Abi saçın olmuş şrek farkuada dönmüşsün. Bir günde iyi bir şeydin zaten ama. duy duş yıkandım ne yapayım? Yıkandım ne yapayım şimdi yani? Saçlar güzel de bıyık pek yakışmamış. Zaten s**eceksin beni Alp. O yüzden hiçbir problem yok yani. Ne sen beni isteyeceksin ne ben seni s**eceğim. Ananızı s**dirmeyin bana. Yok adam saçına koydu ben de bıyığına koymak istedim. Böyle bir şey mi bu? Ama koyun bütün gün evde oturuyorsunuz. Tost, çay, YouTube, internet sonra ne tripli adamsın. Ya kel yapmak istiyorum saçımı kel kel. Saç istemiyorum. Kel olmak istiyorum. Kel. Bütün gün salça, tosta koyayım. Margarin. Bit, vita yağlı sanayi margarini bütün gün. Tost. Yaprak 31. Şikilate mekilate. Sonra ne? Ne triple adamsın ya. Alt tarafı bıyığına, saçına, kilona, ananına buna laf söylediler. Abi bu bıyık ne? Ne var oğlum? Bıyık ya. Bıyık işte. Olamaz mı benim bıyığım? Benim bıyığım olamaz mı arkadaş ya? Ha yakışmıştım. Evet. <laughs> Yakıştıysa ayrı. Yakıştıysa tamam. Yakıştıysa bir şey yok. Ya Atakan senin Niye geliyor oğlum sürekli olarak ya? Bak harbiden yani. Al banladım al. bırak gibi ye o bana. Bırak gibi ye o bana. Harbiden kalbi, ka, yani kalbinizi kırdıracaksınız. Harbiden ananızda söveceğim yani en sonunda. Saç büyük şekil olmuş. Eyvallah kardeşim. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Ban Vitoros bu çok. Saç iyi olmamış. Ya sen de benim yar*****m o zaman. Al sen de banladım. Bu, bu neymiş arkadaş? Ne olacak ya? ban tipli orospu. Kardeşim benim saçıma laf söyleyen kendi fotoğrafını atacak bundan sonra tamam mı? Bana özelden fotoğrafını atacak. Diyecek ki, abi bak benim tipim bu, senin de tipin şu, gel tiplerimizi karşılaştıralım, yayına ver yorumlatalım insanlara. Ama kazananın anasına söverim tamam mı? Kazanan da benim anama söver. He ona koyma herkes Patrick Bateman, herkes Homelander anasını satayım ya. Vallahi yeter. Şey mi yapayım, geriye mi atayım? Böyle, böyle geriye mi atayım? Geri, geriye de atabilirim istiyorsanız. Bu, bu sizi mutlu edecekse saçları geriye de arkadaşlar. Bu, bu böyle olacaksa saçları geriye de Böyle de durabilir. Allah Allah ya. Allah Allah ya. Hepinizin <laughs> Bu şeyleri hep Can'dan öğreniyorsunuz ama bakalım. Bunları hep Yiğitcan'dan Can'dan evet, hep evet, öğrenip geliyorsunuz. Yiğitcan sizi kötü etkiliyor. Hepimiz milletçi ol. Hepiniz milletçi olacaksınız. Sike sike bu Türkiye hepinizi milletçi yapacak. Hiçbir yere gitmeyecek. <laughs> Hepiniz Türkiye'de bizimle delireceksiniz. Belli oluyor günden Chatte beden insan kalmıyor. Evet abi sinirliyim. Bazen sinirli oluyorum. Kusura bakmayacaksınız. Bazı günler sinirli oluyorum. Bazı günler siz beni idare edeceksiniz. Bu saçı beğenmeyen orası bu çocuğu. <laughs> Bazen insan sinirli oluyor. Zavob ne açıklaması yapmış? Onlar da sinirlendirdiler beni bugün. Disco Elysium'un amına koymuşlar çünkü. Zaum. Ben oradan tanıdığım ayrılan kadın Helen Hintpere'ye yazdım cevap vermedi bana. şimdi Disco Elysium cephesinde bir takım olaylar var. Ee, ben onu bir anlatayım ama önce bir çay koyayım. Like any video game, the development of Disco Elysium was a still still a collective effort, with every team member's contribution essential and valued as a part of a greater whole. At this time. We have no further comment to make other than Zaum Creative Team's Focus Jumeirah's next project. We are excited to okay. share Şimdi şöyle. Disco Elysium'un e, üç tane core üyesi var. Bir tanesi o, oyunun dünyasını yaratan lead writer, lead designer. Herif adını hatırlamıyorum şu anda. Bir tanesi Helen Hintpere. Bir de üçüncü var. Onun da adını hatırlamıyorum. Bir, bir tek Helen'in adını hatırlıyorum. Onunla konuşmuştum çünkü zamanında. E, ilk çıktığı zaman Disco Elysium. Instagram'dan. Aynen. Robert Kravitz bir kişi daha var. Bir kişi daha var bir de. Bunlar birdenbire 2000 2021'in sonunda Zaum'dan ayrılma kararı vermişler. Bunu biz şimdi öğreniyoruz tabi. Bunu biz şimdi öğreniyoruz. Bunlar Disco Elysium'u Disco Elysium yapanlar. ve i̇şte bu Robert Kravitz şey demişti. Ha, Alexander Rostov var bir de aynen. Bunlar sosyalist bu arada. Harbiden sosyalistler. Şey değiller. Ne derler? Böyle lafta falan değiller. Gerçekten üçü sosyalist, idealist insanlar biraz. Bugün bütün gün bunları okudum. Enteresan bir hikayesi var. Çünkü üç tane Zaum var. Bir tanesi Zaum firma olan Zaum. Bir tanesi kolektif olan Zaum. Bu üçlünün oluşturduğu şey ayrı bir Zaum olarak geçiyor. Bir de bir tane daha var. Onun ne sık olduğunu bilmiyorum. Bu üçlü kovuluyor buradan. Disko erizyumu, disco Elysium'u Disco Elysium yapan ekibi gönderiyorlar. Nedenini kimse bilmiyor ama. Şey ama geliyor oğlum bana ne soruyorsun sürçemeyi? Aynen bir işte şirket var. Şirket olan zavun var. Bir de işte atölye olan zavun var. Bir de işte kolektif olan zavun var. Kolektif olan bu oyunu çok daha bunlar yaratıcı bir noktadan çok daha serbest bir noktadan başlatıyorlar. Oyun çok satınca tabii ki şirket göttüğü başı ayrı oynamaya başlıyor şirketin. Mevzu birdenbire şey gibi oluyor. Abi biz tişörtle yapalım. Abi işte biz kapitalizme double down da edelim ikinci oyunu da yapalım falan bilmem ne gibi muhabbet oluyor Benim anladığım kadarıyla bu üçlüye uymuyor Birdenbire aşırı derecede Mevzunun süper kapitalist bir paralele çekilmesi Bunlar da kovuluyorlar bunun üzerine Evet heriflerden birisi ak akıl hastanesinden şey yapmış bir yazı yazmış Bilmiyorum muhabbetin detaylarını kimse de bilmiyor bu arada Gizemli bir olay biraz. Kimse bilmiyor. Gönderdikleri kesin mi? Mutsuz olup ayrılmışlar. Şöyle involuntary e, şey ne derler? involuntary <laughs> istemsiz bakirelik. Involuntary leave demişler. Yani işte şeyin kibarcası. Kovulduğun kibarcası biraz. Onlar istiyorlarmış yani. Kovmuşlar. Sadece spekülasyonlar var konuyla ilgili. Neden kovulduklarını kimse bilmiyor. Ama işte şey diye tahmin ediyoruz. Şirket olan zaum büyük ihtimalle çok daha böyle para kazanacağız. Dünyanın en iyi RPG'sini yaptık. Bundan sonra para kazanacağız. Triplerine girmiştir. Diğerleri de hayır böyle bir şey olmayacak. Biz kendi vizyonumuzu yapacağız ikinci oyunda demiştir. Hayır yapmayacağız. Biz buna finans finan biz finanse ediyoruz bunu. Siktirin gidin demişlerdir. Onlar da gitmişlerdir. Büyük ihtimalle öyle bir şey olmuştur. Ama ekipten birisi olayın da iç yüzünü bilen bir tane abi bugün de RTledim. O da şey demiş. Oyun zaten çok iyi bir noktadan gidiyor. Büyük ihtimalle e, hani asıl ekibin vizyonuna sağlam kalacaklar. Dur bak bulayım o tweet'i hatta. Gibi iş işte. ama bak bunlar ilginç bu ilginç bir muhabbet hiç açıklama yapmıyorlar. Bak hala diyor kolektif bir effort diyor. Bütün takım üyelerinin diyor e, contribution'ı essential diyor. Daha fa fakat yani zaum creative team'in fokusu diyor development of our next project. Şimdi bu Disco Elysium'u bunu bilmiyoruz. Şöyle bir dedikodu daha var. Bunlar bir tane bilim kurgu dünyasında geçen başka bir RPG yapıyorlar gibi bir dedikodu da daha var. Hatta Disco Elysium'un haklarını bu üçlü alıp gitmiş ya da satın almışlar da gitmişler gibi bir şey daha var. Tam olarak mevzu bilinmiyor. Mevzu çok havada. Ben bu sabah şey yazdım. Helen Hinpere yazdım. Abla bir şeyler söylesiniz ya. Türkiye'de ben bu oyunu en çok oynayanlardan biriyim. Çok iyi. Bana bana kimseye göndermediğiniz o hudilerden göndermiştiniz. Tişörtler göndermiştiniz. Beni hatırladınız mı falan dedim ablaya ben biraz. Abla Abla cevap vermedi tabii ki. Ben yazdım. Var mı? Var mısınız bu konuyla ilgili? Bir şey demediler bana yani. Şimdi Disco Elysium'un Türkçe çevirisi bitti gibi bir şey zaten. Tabi Kurvits'in bir romanından uyarlama. Çeviri olayı bitti. Yani siz daha ilk oyunu oynayacaksınız. Onunla ilgili bir sıkıntı yok. İlk oyunun çevirisi bitti. Lockpick ekibi onu bitirmiş. Hatta yani onunla ilgili açıklama falan da yaptılar. Götümden uydurmuyorum. Fakat bu olay tabi şey ne derler. Bu olay enteresan bir olay. Tam olarak ne oldu? Disco Elysium'un hakları şu anda kimde? Bir de çünkü dizisini yapacağız falan gibi bir muhabbet de vardı. Amazon ile ilgili bir dedikodu var. Amazon şey yaptı falan gibi bir muhabbet var. Ne derler? Amazon işte bütün araya girdi. Bunlar da Amazon'a satmak istemediler. O yüzden haklarını alıp gittiler falan gibi bir muhabbet var. Ortada çok fazla spekülasyon var sonuç olarak. Tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz ama ilk oyunun çevresi bitti. İkinci oyun Disco Elysium'da yani ana ekip tarafından mı yapılacak yoksa Zaum mu yapacak yoksa Za Zaum yeni bir oyun yapıyor ve işte hakları şeye mi verdi onu bilmiyoruz şu anda. Mevzu havada yani bayağı onu söyleyeyim anka şimdi dizi dizi haklarını satmışlar bu arada. Dizi haklarını satmışlar. Şimdi o, o olay da şöyle onu da anlatayım. Bir tane şirket varmış. Adının ne olduğunu hatırlamıyorum şirketin. Sikitoş diyelim şirketin adına şimdilik. Sikitoş diye bir şirket varmış. Bunlar şey yapıyorlar. Oradan buradan şeyleri alıyor. E, haklarını alıyorlar oyunların. Bunları e, çeşitli prodüksiyonlarını falan ayarlayıp diyorlar ki işte biz şu fiyata şu dizi şu oyunun dizisini yaparız diye büyük firmalara satıyorlar. Mesela Amazon. Şimdi Disco Elysium'un e, haklarını. Bu Siki Toş'a satmışlar. Dizi haklarını. Aynen. Toptan dizici bir firma var Siki Toş diye. Siki Toş'a satılmış. Fakat yani bu olur mu? Dizi şey olur mu? Bilmiyorum. Şimdi bir tane abi var. Şey diye. Dissolution of Zaum Culture Şimdi bak. Bu Martin Luiga isimli abi. Tamam mı? Bu abi de asıl Disco Elysium ekibinden bir abi. Bunun bir tane şey diye yazdığı bir yazı var. Dissolution of the Zaum Cultural Association diye bir şey. Bunlar kendilerini kültürel bir organizasyon. Bir de galiba bir tuhaf bu arada yani, yani çünkü bu, bu lingolar enteresan bir oyun şeyinde ne derler Bir oyun firmasında bu ling yani bunlar baya kendilerini böyle bir şey gibi kültürel bir hareket olarak tanımlıyorlar aynen içlerinde Kervitz, Hindpere ve Rostov var <laughs> ve işte bak şey demiş burada da yazısında e, on which subject I would note that neither, neither Kervitz, Hindpere or Rostov are working there since the end of the last year and they're leaving leaving the company was involuntary yani isteksiz which would seem like bad news for the loving fans that are waiting for Disco Elysium sequel İlginç bir not daha var. Bu adam bunu şeyde abi 1 Ekim'de şeyde yazmış. Tallinn'de psikiyatri kliniğinde yazmış herif bunu. Ne oluyor anlamadık yani. Neden Tallinn'de herif deli hastanesinde şu anda bilmiyoruz. Ama diyor ki demiş ki reason for dissolving the cultural organization is that it no longer represents the ethos it was founded on falan filan. Yani bizi bize uymadı. Yaptıkları şey şirketin firmanın yaptıkları şey bize uymadı gibi bir açıklama var. Yani buradan sonra bu nereye gider bilmiyoruz. Ama aynı zamanda demiş ki sormuşlar yani işte burada abi işte üzüldük, üzüldük bilmem ne yapmışlar. Bu abi de demiş ki üzülmeyin bu sadece bir organizasyon. İşte bizim anılarımız değişecek. Hala onun e, ruinlerinde bir şeyler üretebiliriz. Peki değişik bir şeyler değişti mi falan demiş bu abla. Bu da demiş ki bak. Sequel are actually sweet enough. You might even get it the way it was meant. It might take a shit ton of time but RPG fans are sort of accustomed to waiting falan filan. Yani değişen bir şey yok. Sequel ikinci oyun yani. Disco Elysium 2 gayet iyi bir şekilde taş gibi çıkacak. Fakat yani işte çok zaman alacak diyor. Bunu da insanlar şeye yormuş. Haklarını bu üçlü aldı. Bunlar sıfırdan tekrardan ikinci oyun yapacaklar diye. İkinci oyunla ilgili şöyle bir şey vardı asıl yazan hikaye yazan adam şey demişti. Biz e, çok büyük bir dünyamız var bizim aslında. Hani Insulin diye çok büyük bir dünya. Bunun biz çok küçük Revaşol diye çok küçük bir yerini anlattık. Ya yani biz aslında daha çok daha büyük hikayeler anlatacağız bu dünyada falan filan. O, o Yama ile ilgili bir sıkıntı yok. Çıkacak Türkçe Yama'sı. Bitti onun Türkçe Yama'sı zaten. Lockpick falan güncelleme yapıyor yani o konuyla ilgili. Na bak şimdi. Aslında yani Disco Elysium'un hikayesi çok büyük bir dünyada geçiyor. Bak bizim oynadığımız yer şurası abi. Şurası Revaşol. Şurası daha bunun Oksident'i var daha bunun Supra var daha bak bunun şeyi var ne derler İlmarası var ee, Semeniz Adaları var İşte bu şey kısmı var ne derler Çin Japonya kısmı var Asya kısmı var yani çok küçük bir yerde çok küçük bir hikaye anlatlar bize aslında çok daha büyük bir hikaye anlatmak e, konusunda istekleri vardı oyunun yapım başındaki herifin bakalım inşallah inşallah anlatırlar yani yani Revaşol'un bile tek bir mahallesinde geçiyor gibi yani aynen Normalde bir yerden bir yere gitmek için şu beyazlıklar var ya şu beyazlıklar. Şunlar deniz maviler deniz zaten. Ama şu beyazlıklar pale diye bir şey arkadaşlar. Pale de ne olduğunu tam olarak anlayamadıkları sis gibi bir şey. Bu pale'ın bu pale yavaş yavaş bütün dünyayı kaplamış. Eskiden yokmuş bu. Birden bire çıkıyor ortaya. Yavaş yavaş bütün dünyayı kaplamış ve işte e, kapladıkça da kıtaların arasındaki bağlantılar kopmaya başlamış. Bu e, pale'i aşarak bir şekilde şey yapabiliyorlar. Çeşitli yöntem Yöntemlerle yolculuk edebiliyorlar fakat çok şey ne derler çok sıkıntılı. Pale böyle bir şey miydi ben metafiziksel sanıyordum. Yok değil pale fiziksel bir şey baya. Ve şey yapmak yolculuk yapmak çok zor. Yöntemleri var ama zor yani. Tabi oyunda bunu anlatıyor şey abla anlatıyor bunu. I, aşırı zengin korpu abla anlatıyor bunu. Eğer iyi giderseniz aranızı iyi tutarsanız. Aynen Pey, kilise bölümünde peylin ne olabileceği hakkında bir fikir veriyor tabi. O gemisi olan kadın anlatıyor biraz i, muhabbetini ilet, şey yaparsınız. Zaten Türkçe mi olunca oynayacağız. Tekneci abla aynen. Yok kıtalar... Ya şöyle şimdi Pale tabii ki fiziksel bir şey ama bu şey anlamına da geliyor yani. Kıtalar birbirleriyle ayrıldıkça artık tabii ki yani bir takım düşünce ayrılıkları falan da başlıyor yani. İla, kopuyorlar birbirlerinden yavaş yavaş. Hani me mevzusu o. Pale tabii ki bir metafor aynı zamanda yani. yani bütün Disco Elysium şurada geçiyor. Ravachol diye çok küçük bir yerde. Ravachol'un bile çok küçük bir mekanında geçiyor yani. O yüzden bayağı aslında çok büyük çok geniş bir dünyası var. Ee, umarım şey olur. Ne derler? Bir şekilde de devam ederler. Ee, disco Elysium umarım şey yapar. Disco Elysium 2 gelir. Disco Elysium de çünkü çok daha büyük olacak skopu diyebiliyoruz oyunu yani. Ya biraz şey bir haber tabii ki. Üzücü bir haber. İnsanlar da çok üzülmüş. Ben de üzüldüm. Ama bakalım. Daha tam olarak ne olacağı belli değil. Disco Elysium Sosyalist bir yerde mi geçiyordu? Yok sosyal ya yani, yani şey sosyalizm komünizm ve işte e, işte kapitalizm liberalizm bunlarla ilgili fikirleri olan bir oyun e, farklı karakterlerden bir de işte bu özellikle final cut ile birlikte farklı karakterlerle konuşarak bu konuda çeşitli fikirler geliştirebiliyorsunuz şey olmakla çok suçlanıyor forçancılar tarafından i̇şte orospu çocuğu sosyalistlerin oyunu bu bu oyunu oynamayın falan diye çok fazla suçluyorlar ama öyle bir şey değil tabii ki yani devrimin denendiği ama devrimcinin ezildiği bir yerde eskisi evet eskiden öyle bir muhabbet var hatta bak ben de şapkası var şeylerin. Komünistlerin şapkası var bende. Bu komünistlerin sembolü, bu komünistlerin şapkası. Onun da bir adı vardı neydi? Mezovian, Mezovian Marksizm miydi neydi öyle bir şeydi galiba. Mezovian Marksizm mi öyle bir şeydi galiba. Ya biz tabii ki bizim dünyamızla alakalı metaforlar bunlar yani ama çok güzel, çok güzel yapmışlar oyunda yani. Sanatçıların %90 sol eğilimi. Ha, mezoviyan sosyalizm abi aynen. Yani. Sanatçıların %90, %90 sol eğilimi zaten neyine şaşırmışlar acaba? Ya oyun bunun propagandasını yapıyor falan diye. Onlar çok tetiklenmişlerdi zamanında Forçan'da. Hala da şey diyorlar. Disco Elysium'u övenler işte. Sosyalist orospu çocuklarıdır falan diyorlar. Forçan'ın geneli sağ tandanslı olduğu için. Özellikle video boardu sağ tandanslı olduğu için öyle diyorlar. Evet. Reddit. Ahalfganistan. Özellikle video board'u sağ tandanslı olduğu için öyle diyorlar. Evet, Reddit. Ah Afganistan.